Çok önemli bir mekandayız. Türkiye'de spor denince ilk akla gelen illerimizden biridir Sakarya. Farklı branşlarda çok ünlü milli olmuş sporcularımız var. Bilardo, Bilardo'nun büyük ismi Türkiye'de nam yapmış. Platin Bilardo'nun sahibi sevgili Ercan İşcan üstadımızla birlikteyiz. Efendim merhabalar. Merhaba Özcan Bey. Hocam şimdi bugün burada bir turnuva var. Bu turnuva ile ilgili öncelikle bir bilgi alalım. Sonra normal söyleşimize devam edelim. Tamam. Bu turnuva Türkiye Bilardo Federasyonu ile ilgili Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerinin düzenlediği etkinliklerden bir tanesi. Yani biz yılda 12 tane etkinlik yapıyoruz. Örneğin 23 Nisan, 19 Mayıs, 21 Haziran Kurtuluş Kupası gibi. Bu da bizim yeni bir turnuvamız. Her ay yaptığımız, bu da 21 Haziran Kurtuluş Kupası. Yani Sakarya'nın kurtuluşu ile ilgili bir etkinliğimiz. Toplam 60-70 tane Sakarya'dan sporcumuz var. Aynı zamanda Akyazı'dan da bir 40 sporcumuz var. Orada da o arkadaşlar yarışıyorlar aynı zamanda. Oradan işte 7-8 kişi pazartesi günü gelecek. Yani 2-3 ayaktan mı oluşuyor burası? Tabii yani ayak değil de şöyle, yani yılda 12 tane etkinlik var. Bu bir etkinlik sadece. 21 Haziran Kurtuluş Kupası oluyor. Akyazı'da da çarpışıyor arkadaşlar. Yani ayaktan kastım oydu. Yani orada da bir şu bu turnuvanın devamı, devamı orada bir orada oynanıyor. Orada da bir 8 tane arkadaşımız kalacak finallere. Bizim buradan da zannedersem 20-25 kişi kalır. 32 pazartesi günü başlarız. Güzel bir resmi turnuva oluyor. Yani bilardoyu biz çok sevdiğimiz için her ay etkinliklerimiz yapıyoruz. Gençler olsun. Yaş önemli değil. Yani 10 yaşında da, 15 yaşında da, 20 yaşında da insanlar bu turnuvaya lisansı olduğu sürece katılabiliyor. Tabii Türkiye'ye çok ciddi sporcular kazandırdı Platin Bilardo. Biraz Platin Bilardo'dan bahsedelim mi? Mekanın açılımı burada ne zamandır varız? Platin Bilardo Sakarya'da ne zamandan beri var? Şimdi Platin Bilardo daha önceden çarşı merkezde vardı. Tarihi zannedersem 1900 98'lerde falan, aynen, 2000'lerde, 2000 yıllarında falan. Biz de burayı ben emekli olduktan sonra 2009 yılında devraldım bu salonu ve adını da devam ettirdim. Yani Platin Bilardo olarak devam ettirdik ve o günden bu yana yaklaşık 20'ye yakın Türkiye şampiyonası yaptık burada. Çok güzel şampiyonalar oldu. Ustaların hepsi geldi. Semih Saygıner de dahil, o da geldi. Bizim arkadaşımız zaten. Tabii. Onlar da geldi. Güzel sporcular yetişti. Hatta şu anda da benim oğullarım da yetişiyor. Daha gençlerimiz de var. Onlar da yetişiyorlar. İnşallah ileride onlar da bu sporda katkı sağlayacaklar. Tabii tabii. Federasyonumuz buna biraz daha destek verirse. Evet tabii şimdi siz Türkiye'de çok ün yapmış bir sporcusunuz. Dolayısıyla genlerden mi kaynaklanıyor bilmiyorum ama çocuklar babalarını modellerler. İki tane, sizin de ifade ettiğiniz gibi iki tane oğlunuz var. Ahmet Talha, 3 band konusunda gençlerde Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa'da derece için yurt dışına gitti. Ufa'a da sanıyorum... Amerikan denen pul cepli bilardo diyorlar ona. Onu da Hollanda'ya gönderdim milli takımla birlikte. O da Türkiye birincisi olmuştu. Şimdi devam ediyorlar. Onlar da ileride daha başarılı olacaklar inşallah. Yani ben usta derken ben çok usta değilim ama bilardoyu çok iyi biliyorum. Yani ama ustalık mertebem pek fazla olmadı. Bir 2013'te 32'ye girmiştim bir ara. Tabii işletmeci olunca biraz daha insanlarla uğraşayım derken bilardoyu tabii biraz aksattık o konuda. Ama inşallah daha gençlerden yana ağırlık kullanacağız. Peki normalde bilardoya başlama yaşı gibi bir yaş var mı? Veya ideal yaş nedir? Bilardo'ya başlamak isteyen çocuklarımıza önerilerimiz neler olmalı? Şimdi bilardo'nun yaşı aslında şu anda kalmadı. Eskiden şimdi annelerimiz, babalarımız kahvane oyunu olarak, yani kumar olarak görüyorlardı bilardo'yu. Tabii biz 90 yıllarında, 90 şey 85 yıllarında bu federasyonumuza katıldı bu spor. O yüzden gençlerimizde şimdi mesela anneler babalar bilardo salonuna çocuklarını gönderdikleri zaman bir böyle duraklama yapıyorlar. Yani yanlış yapıyorlar aslında. Çünkü biz bilardoyu PlayStation ve internetlerden kurtarmak amaçlı bir spor olarak maalesef kurduk. Maalesef yanlış bir algı var toplumda. Tabii şu anda hala öyle bir algı var.
Ama gerçekten çok sporcumuz var. Yani Türkiye'de yaklaşık 30 bin, 35 bin civarında bir lisanslı sporcumuz var. 6 yaşından itibaren her spor salonunda çocuklar bu sporu yapabilir. Ve fiziksel olarak, matematiksel olarak da bunların hesapları var. Ve beyni inanılmaz derecede geliştiriyor. Kesinlikle. Ve derslerinde de başarı sağlama oranı çok yüksek. Tabii zihni inanılmaz derecede çalıştırdığı aynen. için derslere de yansıması güzel. Derslere de yansıyor. Şimdi Platin Bilardo'yu 2009 yılından beri bu bölgedeyiz. Adresimiz Web TV, web adreslerimiz, Instagram adreslerimiz, sosyal medya adreslerimiz bize nasıl ulaşacaklar? Benim şu anda sadece Facebook sosyal medyamda Sakarya Platin Bilardo grubum var. Orada yaklaşık yani 1500'e yakın bir şeyimiz var. Takipçimiz. Yani takipçimiz var. O takipçilerimize devamlı bilardo ile ilgili bilgiler, bilardo ile ilgili videolar, gençlerle ilgili olsun, yaş sınırı yok. İnanılmaz derecede bir şey var o grupta, potansiyelim var. Sadece Sakarya'da ve Türkiye'de değil, Vietnam'da, Güney Kore'de, Pakistan'da, Hindistan'da, Çin'de, Almanya'da, çok yani güzel. Avrupa'da inanılmaz seyircilerim var. Yani orada bilardoyu çok güzel şekilde sunuyorum. Sunuyorum ve inanılmaz derecede takip ediyorlar beni. Harika. Efendim öncelikle ben de seyircilerimize birkaç bir şey söylemek istiyorum. Aslında Ercan İşcan inanılmaz güzel anlattı, özetledi. Geçmişte kahve kültürü mantalitesiyle yaklaşıp kumar alışkanlığı gibi bakılırken bir kez de olsa Platin Bilardo'ya gelip bu mekanın güzelliğini sadece sportif anlayışla, sadece bilardo üzerine, eğitim üzerine kurulu bir işletme olduğunu gördüklerinde fikirlerinin değişeceği kanaatindeyim. Biz kendisine Sakarya'da böyle bir mekan işletmeciliği yaptığı için, gençlerimizin kötü alışkanlıklarından uzak olmalarını sağladığı için biz Sakarya TV olarak sizlere son derece teşekkür ediyoruz. Son olarak seyircilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı efendim? Seyircilerimizi şöyle bu etkinliklerde kesinlikle şey yapmasınlar. Yani bu bilardoyu inanılmaz derecede zevkli bir spor. Hatta Eurosport'larda snooker denen bir şey alışkanlık var. İnanılmaz derecede zevkli. 3 bantta Kuzum sitemiz var. Avrupalıların UMB'nin gerçekleştirdiği Kuzum sitelerinde canlı yayınlar var. Şu anda da Almanya'da dünya Avrupa şampiyonası var. Semih Saygıner de zaten ilk 16'da kaldı orada. O sitelerden bilardo seyrederlerse YouTube'dan da bütün bilardo, yani kimin ismini yazsa YouTube'da bilardo ile ilgili inanılmaz karşılaşmalar var. Evet. Şuradan da seyircilere şey diyorum, yani böyle etkinlikleri boş bırakmasınlar. Yani bunu seyretsinler. Misafirimiz olsunlar tabii. Misafirimiz olsunlar. Yani bu inanılmaz derecedeki sporu seyretsinler ya. Yani sadece futbol yok yani. Sadece basketbol yok. Yani izlemesi de çok keyifli, oynaması da çok keyifli. En azından sizin az önce ifade ettiğiniz gibi çocuklarımızın zihnini açmaları, sosyalleşmeleri, derslerinde de başarı sağlayabilmeleri adına zihnini inanılmaz derecede geliştirebilen bir spor. Efendim size son derece teşekkür ediyoruz. Son bir şey söyleyeceğim. Lütfen. İleriki günlerde güzel bir haber vereceğim bu sporla ilgili, spor merkeziyle ilgili. Hemen hemen %95 tamamladık sayılır. Eylül-Ekim gibi bir güzel bir spor tesisi. Adapazarı. Çok güzel, çok güzel. Biz de o zaman Sakarya TV olarak anında yanınızda olacağız. Onu ilk olarak biz duyurmak istiyoruz. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sağ olun. Görüşmek üzere efendim. Eksik olmayın. Ederim.